mesleği zor bir meslektir. Sağlıkçı da özellikle acil hizmetlerde acil tıp teknikerleri anahtar rolü oynayan kesimi oluşturuyor. O yüzden yeterli bilgi ve donanım da olması lazım. O konuda gerekli bilgi veriyoruz ama anatomi, fizyoloji, tıbbi terimler, daha sonra uygulamalarda yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olacak ki bu konuda yeterlilik sonucu eğitimini uygun vaziyette versin. Tabii teorik ve pratik eğitimlerimiz olacak eğitim süresince. Teorik eğitimler özellikle tıbbi, temel tıbbi bilimler alanında olacak. Anatomi, fizyoloji, fizik gibi dallarda olacak. Aynı zamanda uygulamalı eğitimler de verilecek ki bu uygulamalı eğitimleri de üniversitemiz laboratuvarlarından alabilecekler. Bu laboratuvarlarımız multidisipliner tıp laboratuvarımız olacak. Temel tıp bilimleri laboratuvarımız var. Yine hastanemiz bünyesinde bulunan ilk ve acil yardım uygulama laboratuvarlarımız var. Hastanemizin içerisinde bulunan yine ameliyathane benzeri simülasyon ortamlarımız var. Öğrencilerimiz buralardan da simülasyon eğitimleriyle beraber mezun olacaklar. Programımız 2 yıllık. İlk birinci yılında öğrenciler daha çok teorik eğitim görmekte, ikinci yıl pratik eğitimlere daha fazla ağırlık verilmektedir. İnsan anatomisini öğrenecekleri, afet yönetimini öğrenecekleri dersler biraz daha zorlu geçecektir. Verilen eğitimler sağlıkla alakalı olduğu için ve programın başından beri sürekli yeni bir dil öğreniyormuş gibi eğitimler verildiği için zorlayıcı olabiliyor. Fakat alıştıktan ve sevdikten sonra bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Stajlar belki zorlayıcı olabilir. İlk defa hastaneyle ve hastayla tanışan arkadaşlar için. Ama sevilerek yapılan bir meslek olduğu için sonrasında çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz.